Muhterem hocam, ellerinizden hürmetle öpüyorum. Evrimcilerin tüm fikirlerini yerle bir etmenize rağmen bazı kişiler hala evrimi savunuyorlar. Bugün iş yerinde bir grup arkadaşla konuşurken Müslüman arkadaşlarım bile bilinç altında maalesef evrim savunuculuğunun yattığını gördüm. Birçok alim hoca zaten savunuyor. Yani ilahiyat profesörü evrim savunuyor. Gazetelerde de Hürriyet'in, Milliyet'in köşelerinde yazı yazan birçok profesör savunuyor evrim. Sizin yaratılış atlasındaki fosillerin haşa çarpıttığınızı söylediler. Fosiller tam yerli yerinde değil mi? Çarpık var mı öyle basımda öyle bir hata mı? Hatta ağzında olta iğnesi olan bir fosil örnek gösterdiler. Sizden öğrendiklerimizde onlara gereken cevapları vermeye çalıştım inşallah. Bir protein tesadüfe nasıl oluştuğunu sorduğumuz cevap veremediler. Yaratılışı ispat eden milyonlarca fosil varken bir tane ara fosil olmadığını söyleyince onlar Erzincan'da bir evrim açık hava müzesinin bulunduğunu ve orada bir sürü ara geçiş formuna örnek olduğunu söylediler. Eğer bir tane varsa sizin 10 trilyon verdiğinizi ekledim. Hemen ara fosil örneğini ona götürerek memuriyet hayatından kurtulun dedim diyor. Muhterem hocam, Erzincan'daki evrim müzesinden bahseder misiniz? Veya dünyada ara geçiş formunun olduğunu gösteren başka müzeler var mı? Belki daha önce anlattığınız ama ben fark etmemiş olabilirim. Cevap verirseniz memnun olurum inşallah. En kalbi hürmetlerimle Muhammed. Ya kardeşim bakın, bu arkadaşlar madem Erzincan'da Ali Demirsoy Erzincan Üniversitesi ile ortak bir fosil müzesi açmış. Bundan kastediyorlar. Erzincan Üniversitesi, bak devletin üniversitesi ile. Evet. Ali Demirsoy darwinist, materyalist bir insan. Değil mi? Ki Aydınlık dergisinde falan da yazılar çıkıyordu bildiğim kadarıyla. Bilim Ütopya'da falan. Çıkıyor hocam. Evet. Bir haberi vardı Erzincan'da bir. Bakayım. Basında. Türkiye'nin ilk doğa müzesi Kemaliye'de. Erzincan platformunda çıkmış. Evet. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Şimdi bak ne yapsın biliyor musun oradaki arkadaşlar? İsterse bana noter getirsinler buraya, noter, resmi noterle. Tek bir tane Erzincan'da veya dünyanın herhangi bir yerinde, bir müzede ara fosil olduğunu bana ispat etsinler veya fotoğrafını göstersinler. Söz bir Allah bir, 10 trilyon para vereceğim. Bir tane ara fosil getirirlerse. Yok, olmadığını bildikleri için gıkları çıkmıyor. Ama bilmeyen adam olduğunda orada artık esip savuruyor falan, böyle derya muhabbeti yapıyorlar. Yarım şişe böyle rakıyı devirdim mi başlıyorlar muhabbete. Dünyada tek bir tane ara fosile rastlanmamıştır. Yok. Bir tane yok. Hepsi mükemmel, simetrik, altın oranına yaratılmış, teşekkülatı tamamlanmış mükemmel fosillerdir. Erzincan'da yayınlanan fosiller de öyle. Hepsi mükemmel. Ara fosil özelliği göstermeyen, yaratılışı ispat eden fosillerdir. Tabii. Bir tane öyle fosil yoktur. Bunu kim söylüyor? Darwin bizzat kendi söylüyor. Darwin'in o ifadeleri var mı sende? Bulayım hocam. Ne diyor adam Darwin? Bütün diyor yeryüzü katmanlarını araştırdık diyor kendi zamanında. On binlerce işçiyle kazıyorlar. Hiç diyor ara fosil bulamıyoruz diyor. Hep mükemmel canlıları arıyoruz diyor. Bir tane ara fosil bulamadık diyor. Ve aranmaya da devam ediyor. Ama diyor bütün bunlara rağmen ara fosil yoksa diyor benim teorimde yoktur diyor. Adam daha ne desin? Bak aradan geçen süreyi gördünüz. Değil mi? Evet. 100 seneden beri daha da yoğunlaşarak arama devam ediyor. 150 seneden beri yok. Tek bir tane ara fosil yok. Bütün yeryüzü katmanları didik didik arandı. Hep mükemmel, hep bitmiş, hep düzgün, simetrik, geometrik yönden mükemmel, altın oranına yaratılmış, kemik yapısında kusursuzluk olan canlılar buluyoruz. Ve hepsi yaratılışa delil olan canlılar. Şöyle diyor hocam. Hı? Bir videomuz varmış ara fosillerle ilgili. Ha, tamam, seyredelim hadi bakalım. Evrimcilerin ara geçiş formu aldatmacası. Evrim teorisi
canlıların mutasyonların etkisiyle başka canlılara dönüştüğünü iddia eder. Oysa bunun büyük bir aldatmaca olduğunu modern bilim ortaya koymuştur. Eğer gerçekten canlılar zamanla başka canlılara dönüştüyse, bu dönüşüm sırasında çok sayıda ara geçiş formu olması gerekirdi. Bu çizimlerdeki gibi. Ara geçiş formlarının bu çizimlerdeki gibi asimetrik, patolojik, anormal varlıklar olması gerekirdi. Ve tabii bu canlıların fosillerinin bulunması gerekirdi. Hem de bu asimetrik anormal fosillerin sayısının şimdiye kadar bulunan mükemmel canlılara ait 350 milyon fosilden milyonlarca kat fazla olması gerekirdi. Evrimcilerin iddialarına göre deniz yıldızları balığa dönüşmüş olsaydı, yarı deniz yıldızı, yarı balık milyarlarca fosil bulunması gerekirdi. Bu çizimlerdeki gibi, biri kafatasında 3 küçük işlevsiz beyni olan, alnında çene kemiği bulunan, göz çukurları kafatasında yanlış yerlerde olan asimetrik, patolojik canlılara ait milyonlarca fosil bulunması gerekirdi. Evrimcilerin dinozorların kuşa dönüştüğü iddiaları doğru olsaydı, yarı dinozor yarı kuş anormal canlılara ait milyarlarca fosil bulunması gerekirdi. Ya da tek bir omurga yerine işlevini kaybetmiş 3 omurgası olan ya da omurgası gerekenden çok kısa ve başka kollara ayrılmış olan canlılara ait fosiller bulunması gerekirdi. Bu canlıların diğer organlarının da tıpkı elleri gibi işlevlerini kaybetmiş olması ve en az bu kadar anormal görünmeleri gerekirdi. Ancak şimdiye kadar bulunan 350 milyon fosilden tek bir tanesi bile evrimcilerin iddia ettiği sözde ara geçiş formu değildir. Fosiller evrimin olmadığını ispatlamıştır. Evet. Bak sonra kardeşimiz diyor ki burada. Bir proteinin tesadüfen nasıl oluştuğunu sorduğumda cevap veremediler diyor. Kardeşim bitmiş. Cevap veremediyse bitmiş işte. Tabii. Yani protein tesadüfen olmuyorsa evrim kökten gitmiş oluyor. Çünkü bak bir proteinin olması için bir başka proteine ihtiyaç var. Diyor, arkadaşlar anlatıyor ya 950'da bir ihtimal falan. Yok öyle bir şey. 950 bin tane sıfır olsa bir rakamın yanına 950 milyar sıfır koysan yine olmaz. Bak bir protein olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sıfır ihtimal demektir. Evet. Yani sonsuz sıfır kilitlenmiş imkansızdır. Yaratılışın dışında proteinin oluşması mümkün değildir. Evet. Bunu bütün bilim adamları söylüyor. Zaten Dawkins'e soruyorlar adama. Adam göğe bakıyor, düşünüyor. Uzaylılar yapmış olabilir, uzaydan gelmiştir diyor protein. Bitmiş işte, daha ne desin adamlar. Şimdi bu arkadaşlar da kendi oyunlarıyla, yani güreş oyunlarına kendileri tuşa gelmiş oldular. Gitsin baksın arkadaşlar, hepsinin mükemmel ve kusursuz olduklarını göreceklerdir. Ha çizimler, canım adam çizimde yapar ona, bir çizime çözüm yok. Çizim yapar, çizimi geçecekler. O çizim onlara kalsın, sorun değil. Sabahtan akşama da çizsinler. Orijinal fosile baksınlar, milimi milimine aynı olduğunu göreceklerdir. Bir kere geometrik yapının düzgünlüğünden anlayacaklar. Mükemmel bir dizayn göreceklerdir. Altın oranından yaratıldığını göreceklerdir. Kemik yapılarında muhteşem bir matematik düzgünlük göreceklerdir. Ve yaratılışın ispatı olduğunu göreceklerdir. Ayrıca aynı devirde, aynı türde çok fazla hayvan olduğunu göreceklerdir. Daha önceki yüzyıllarda da, daha önceki milyonlarca sene öncesine gittiğimizde de aynısını göreceklerdir. Milyonlarca yıl sonrasına gittiğimizde de aynısını göreceklerdir.